Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Xitay, Amerika'ya zorur karşı tedbirlerini kullanımız. Xitay Taşqi İşlar Ministerliği Amerika'nın Xitay'a kartılgan en yeni ambargo kararı karşı tedbir kolunduğallığı hakkında heybe kıldı. Reuters agentliğinin 13. dekabr haberde bildirilmişçe, Amerika'nın en yeni cezası kartı Xitay Taşqi İşlar Ministerliği'nin bayanatçısı Wang Wenbin zorur karşı tedbirlerini kolunduğallığını itkan. Amerika 10. dekabr Xitay, Birma, Cenubi Koreya ve Bengal Katarlık devletlerdeki münasuvvetlik olunan şahıs ve oranlarga kişilik hukuku münasuvvetlik ceza ilan kılgan. Bunun içine Xitay'nın Sunni İdrak Şirketi Shangtan Teknologiyası ve Erkin Tunyaz, Şöhret Zakir Katarlık Şerq Türkistan'daki bastırış siyasetike alakadar emeldarlar karı tizimlikten oran algan. Bu işten haberdar şahıslarının Reuters agentliğe yetişçe, Shangtan Teknologiya Şirketi Düşembe, 767 milyon dolarlık Hong Kong'da tunca aşkarlıgan IPO'sını kaytır olmakçı bolgan. Amerika'nın iki palatası Uyghur meselesi birlik gelmekte. Bir kısım haberdar şahslarının aşkarlışça, Amerika Kengeş Palatası bilen Avam Palatası Uyghurlarının bastırılışı sebeplik Xitay'ını cezalaş meselesi hakkında barğansırı birlik gelişki başlıgan. Bloomberg agentliğinin bu haqtiki xabarda bildirilishicha, hazırgıcı Amerika'nın her iki palatası ayrım-ayrım halda öz nusxasidagi Uyghur mecburi emgekini çekleş kanunini sunup makullab bolgan bolup, palata azaları iki xil nusxadagi farqlarni yo'qotishga tirishmoqdikan. Bunun içinde Avam Palatası aldınki hafta, yani 8. dekabr 428 avazının kollışı, bir avazının karşı duruşu bilen Uyghur mecburi emgekini çekleş kanun lahiyesini makullagan. Bildirilişçe, mezkur kanun Şarkı Türkistan'dan kelgen barlık mehsulatlarını mecburi emgek arkalık işlep çıkarılgan dep men'i kılışını asas bilen teminleydiken. Amerika Kengeş Palatası mı bu yıl 14. yıl birdek avaz bilen Uyghur mecburi emgekini çekleş kanunini resmi makullagan bulup, eğer Amerika dairleri terap edin mecburi emgek yok dep ispatlanmagan takdirde, bu kanun lahiyesi arkalık Şarkı Türkistan'da işlep çıkarılgan barlık mehsulatlar mecburi emgek mehsulatı dairesine kirgizildiken ve bu mehsulatlarını import kılış men'i kılındiken. Avam Palatası sunğan Uyghur mecburi emgekini çekleş kanun lahiyesi, eğer Kengeş Palatası heyeti tarafından makullansa, kün tertipki koyulduğun bulup, yıl ahırgıç Kengeş Palatası da resmi avazga koyuluşu mümkün iken. Mezkur kanun lahiyesi her iki palatada makullangandınken, ahırkı baskuşta Prezident Biden'nin imzalışı üçün sunuldiken. Bloomberg agentliğinin haberde mezkur kanun lahiyesinin Amerika bilen Xitay oturusdaki insan hakları, soda ve Tayvan meselesini tıxımı ciddileştirildiğinliği kayıt kılıngan. Avustriya Beijing Olimpikiga emeldarlarını evetmeydiğinliğini bildirdi. Avustriya'nın yeniden vazifeye oturgan baş ministri Beijing kışlık olimpikiga hükümetinin ali emeldarlarını evetmeydiğinliğini, ama bu kararının yukum sebepten çıkarılganlığını bildirdi. Germaniya avazının haberde bildirilişçe, Avustriya'nın yeni baş ministri Karl Nehammer bugün muhbirlarının ziyaretini kabul kılganda, Avustriya'nın Beijing kışlık olimpikiga yukarı derecelik emeldarlarını evetmeydiğinliğini, ama bunun diplomatik baykut emas, belki Xitay virusi yuqumi sebebidin çıkarılgan karar ikenlikini bildirgen. O bu haqda tüşençi birip Xitay'nın Beijing olimpikideki yuqumga karşı tedbirlerinin intayin qattık ikenlikini, devlet rehberleri bilen öz tenherketçilerinin musabıqı ceryanda bivasti körüşelmeydiğinliğini, şuna bir işinin köp ehmiyeti yokluğunu sebep kılıp körsetken. Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki irki kırgınçılık cinayeti, şundaklı Tibetler ve Hong Kongluklarını bastırış siyaseti sebeplik, Beijing kışlık olimpikini baykut kılış sadaları barğansırı küçü yotkan bulup, bir kısım devletinin hükümetleri diplomatik baykut usulünü talladı. Hazırgıcı Amerika, Avustralya, Angliya, Kanada, Şotlandiya, Litvaniya ve Kosovo Beijing kışlık olimpikini diplomatik baykut kıladığallığını cakarladı. Yeni Zelandiya bilen bugün resmi karar çıkargan Avustriya bolsa, yukarı derecelik emeldarlarını evetmeydiğinliğini, ama bunun Xitay virusi yukumu sebeplik ikenlikini bildirdi.
Bunundan keyin yana qaysi davlatlarning Beijing qishliq olimpikini diplomatik boykot qilishi mumkinligi xalqaroda qiziq nuqtaga aylangan bo'lib, bir qism g'arb davlatlari o'ylamagan yerdan bu safga qaytilishni rad qilgan. Fransiya prezidenti Macron bir necha kun burun bu haqda ifoda bildirib, olimpikni siyosiylashtirmaslik kerakligini ta'kidlagan. Shundaqla Beijing olimpikini boykot qilish plani yo'qligini, chunki diplomatik boykotning unumining yo'q deyarlik ekanligini, faqat simvol xarakterlik roli borligini, boykot qilishga to'g'ri kelsa, butunlay boykot qilish kerakligini bildirgan. Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock'mu tunugun muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda, olimpikning siyosiylashtirmasligi siyosat tarafidan qalaymagan qo'llanilmasligi kerakligini ta'kidlagan. Ammo u Germaniyaning Beijing qishliq olimpikini diplomatik boykot qildigan qilmaydiganligi haqida aniq ifoda bildirmagan. Uningdan boshqa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Guterres Xitoyning taklifini topshirib olganligini, Beijing qishliq olimpikining yig'iniga qatnashadiganligini bildirgan. Yevropa ittifoqi Rossiya shirkatiga qaratilgan embargo qarorini e'lon qildi. Yevropa İttifakı'nın taşkı işler ministerleri düşenbe günü Rusya'nın hususi ilgilikteki herbi işler şirketi Wagner Grohi'ye ceza yürgüzüşke birlik gelgen bulup, bu Groh Ukrayna ve başka caylarının vaziyetini mukumsuzlaştırış bilen eyiplengen. Germaniya avazının 13. dekabrdaki haberde bildirilişçe, Rusya'nın hususi herbi işler şirketi Wagner Grohi, Ukrayna ve Afrika kıtasındaki tokunuş rayonlarda Rusya için hizmet kılgan bulup, mazkur guruh tarmoqidagi 3 shirkat va 8 shaxs mol mulkini to'ng'itish tizimligiga kirgizilgan. Bildirilishicha, jazo tizimligi Yevropa ittifoqi amaldorlari tomonidan bekitilgan bo'lib, Yevropa ittifoqining tashqi ishlar ministrlari birdek tasdiqlagan. Mol mulkni to'ng'itish va viza cheklama qo'yish qatorliq jazo tadbirlari dushanba e'lon qilingandan keyin rasmiy yo'lga qo'yilgan. Yevropa İttifakı diplomatlarının körüstüşçe, Wagner Grohi Yevropa ve onun etrafıdaki rayonlarının mukumluğunu buzgan bulup, Ukrayna, Rusya ve Liviya Katarlık birkaç tokunuş rayonundaki mevcutluğu bilen Rusya'nın devlet menfaat üçün hizmet kılgan. Malum buluşça, Yevropa Taşkı İşler Ministerleri Moskova'nın Ukrayna'yı tacavuz kılış ihtimallıkının varlığı'yı dikkat kılvatkan bulup, bu sebeplik Rusya'yı karatkan iktisadi cezanı tıxımı kenayetiş meselesini müzakere kılgan. Türkiye'deki Kur'an tilavet müsabakasında Uygur qariylar alohida natijaga erişti. Türkiye'nin Xalqaro O'quvchilar Birleşmesi UDEF tarafından o'rganlashtirilgan o'quvchilar Kur'an tilavet müsabakasında Uygur qariylar ayrım-ayrım halda birinci ve üçüncülükni qo'lga keltirib şaraf quchdi. Türkiye'deki xalqaralıq o'quvchilar Kur'an o'qish musobaqasining hal qilg'uch musobaqasi 11 dekabr Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'de o'tkazildi. Musobaqani Nevşehir viloyatlik dini ishlar idorasi bilan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi hamkorlashib tashkillagan. Musobaqani yana Türkiye Yaşlar ve Tentarbiya Ministerliği, Dini İşler Başkarması, Nevşehir Valiliği, Nevşehir viloyatlik hukumat qatorliq o'rinlar qo'llagan bo'lib, her qaysi davlatlardan Türkiye'ye kelib oliy maktab o'qishni davom qilayotgan 10 o'quvchi Qur'on Karimni yiqimliq qoidalik o'qishda hal qilg'uch musobaqaga kirib raqobatlashdi. Qarilarning yiqimliq Qur'on o'qish talantini ko'rish, mahirlarga ilham berish uchun 40 davlatdan kelgan 400 dan ortiq o'quvchi musobaqa yig'ilishiga ishtirok qildi. 10 dekabr o'tkazilgan yirim hal qilg'uch musobaqaga 29 davlatdan kelgan 29 o'quvchi kirgan bo'lib, baholovchilarning inchikilik bilan tanlashi natijasida ularning ichidan 10 o'quvchi hal qilg'uch musobaqaga qatnashish salohiyatiga erishdi. 11 dekabr tushdan keyin hal qilg'uch musobaqaga qatnashgan 10 o'quvchi go'zal ovozlar bilan Qur'on Karimni tilovat qilib, talantini namoyon qildi. Hal qilg'uch musobaqa oxirlashgandan keyin Xalqaro o'quvchilar birlashmasining raisi Oqgul Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesining müdiri Oqtekinga hadiya taqdim qildi. Şerap mukofotiga erişken o'quvchilarga Nevşehir viloyatlik dini ishlar idorasi, Acigül dini ishlar idorasi, Aşık Kutlu Kur'an kursi qatorliq o'rinlarning mas'ullari mukofot tarqatdi. Oxirida hal qilg'uch musobaqaning natijasi e'lon qilingan bo'lib, Konya'dan musobaqaga qatnashgan Sharq Turkistonlik Uyg'ur qari Shamsiddin Aqsu Avat birinchilikka erishdi. Bursadan kelgan Gviniyalik qari Mahmuddi Allo ikkinchilikka,
Kahraman Maraş'tan kelgen Şarık Türkistanlık Uyghur Qari Osman Damollam 3-cilikke erişti. 1-cilikke erişken Qari'ga 5-20 min lira kımmeti de altın, 2-cilikke erişken Qari'ga 2700 lira kımmeti de altın, 3-cilikke erişken Qari'ga 1350 lira kımmeti de altın mukapat berilgen bolup, mukapatlarını Nevşehir Vilayetinin valisi Ali Kemikiran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin müdiri Ahtikin, Xalqara Oquqıçılar Birleşmesinin reisi Akkul Efendiler taqdim qıldı. Uyghur qarilarının bu alahidin neticesi muhacirettiki Uyghur xalqını xursan qılgan bolup, ictimai uçur vasıtları arqalıq ularını təbrikleydiğallığını, bu neticesinin Şarkı Türkistan'da bağırlıq dini haq hukuklarının məhrum qalgan xalq üçün bir təsəlli bolduğallığını bildirişdi. İstiklal heyeti bir kısım film şirketleri bilen körüşdi. Şarkı Türkistan Akbarat ve Medya Cemiyeti, İstiklal Televiziyası bir kısım film şirketleri bilen körüşüp, Şarkı Türkistan'a alakadar kino, televiziya, tiyatr ve kısıkı film işleş meselesi hakkında sohbetleşti. 13. Dekabr İstiklal Akbarat ve Medya Cemiyeti Reisi Abdulvaris Xotem bilen, Türkçü bölüm mesulü Muhammed Ali Atayurt, senarist Özkan Garipoğlu, Minos Yeşil Kino Şirketi Xocayini Serhan Nasirli, yazıcı Turgay Tüfekçi Oğlu, İlan Şirketi Xocayini Ertuğ Tüfekçi Oğlu Katarlıq kesip ehelleri bilen körüştü. Söhbet davamında Xitayning Şarkı Türkistan'da davamlaştırıvatkan irqi qırğınçılıq cinayetini dünyaya bildiriş, Şarkı Türkistan xalqı haqqıda qılıvatkan töhmetleri ve yalgan teşviqatları reddiye biriş, Xitayga karşı cemaat pikiri yaratışını asas kılgan kısqı film, kino filmlerini işleş haqqıda hemkarlaşış meselesi müzakere kılındı ve bu cihette deslepki kademde hemkarlık işga aşırıldı. Ahırda Şarkı Türkistan'a münasebetlik plan ve türler haqqıda öz ara pikir almaştırıldı. Amerika İsrailiyeni agahlandırdı. Amerika hükümeti Yahudi köçmenlerinin Palestinliklerge karatkan zoravallık hareketleri doğrusunda İsrailiyeni agahlandırdı. Amerika Muavin Taşkı İşler Ministeri ve İsrailiye Cemaat Xavipsizliki Ministeri Ömer Barli bilen körüşkende İordaniya Deryasının Garbi Kırgıdaki kanunsuz Yahudi köçmenlerinin Palestinliklerge karatılgan zoravallık hareketlerini kün tertipki ilip gelgen. Barliv, ictimai taratqı hesabıda Victoria Noland bilen ötküzgen uçuruşu haqqıda bayanat ilan qilip, uçuruşta Noland'nın Yahudi köçmelerinin zoravallıq hareketleri, rayonluq sürkülüşünün azaytilişi ve Palestin hükümetinin küçeytilişi qatarlıq temalarga köngül bölgellikini tılğa alğan. Şundaqla İordaniya deryasının Garbi Kırgıdaki ve Gazze'de yaşavatkan Palestinliklerinin İsrailiyede tığımı köp işleşge ruhsat qilişinin, rayonluq sürkülüşünü azaytışının açıkışlıq amili ikellikini, Amerika'nın Gazze'nin sırtında ortak sanat rayonu kuruş qatarlıq lahiyelerini kolluşunun nahayeti zor ehmiyetke iki hikayelikini təkidilgen. İsrail'e başministeri Tunciqtim Ərəb Birleşme Xalipirlikini ziyaret kıldı. İsrail'e başministeri Naftali Bennett 12. Dekabr Ərəb Birleşme Xalipirlikini ziyaretini başladı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, İsrail'e Başministeri Naftali Bennett, 13. Dekabr Ebu Zebi Veli Ehdi Şahzadisi Muhammed bin Zeyd el-Nahyan bilen körüşken, İsrail'e Başministerlik İşhanısı'nın bu kıtımkı ziyaret doğrusudaki yazımı bayanatı da, Başminister Bennett, Ebu Zebi Veli Ehdi Şahzadisi Muhammed bin Zeyd el-Nahyan bilen körüştü. Bu tarihi uçuruş idi deyilgen. Ərəb Birleşme Xalifəlikinin VAM agentliği bu qıtımqı uçuruşunun təfsilatlarını ilan kılgan bolub, xəbərdə Bennett bilen Bin Zayed rayonda tərəqiyat, xəvfsizlik və muqumluqnı müstəhkəmləşki həssi qoşuduğan tariqədə hər xil sahələrdəki həmkarlıqnın yollarını və tərəqiyat fırsatlarını müzakirə qıldı deyilgən. Bennett İsrailiya baş ministeri boluş sübtüdə Ərəb Birleşme Xalifəlikini tunci qıtım ziyaret kılgan bolub, Bin Zayed 18. Oktyabr İsrailiya başministrini Ərəb Birleşme Xalifəlikini ziyaret kılışqa təklif kılğan. İsrailiya bilen Ərəb Birleşme Xalifəliki 2020 yılı 15. sentyabr Amerika Aqsarayda ötküzülgən murasımda münasibətini normallaşdırış kilişimi imzalığan idi. Hürmet etili özür görüşler. Şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.